Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Güne küçük bir kola kutusuyla başlayalım. Gerçi itiraf etmeliyim ki son zamanlarda ciddi olarak diyet yapmayı düşünüyorum. Çünkü birkaç kilo aldım. Şekerli artıkları temizledikten sonra dilimleme işlemine devam etmek için kutunun üzerine 7 santim ölçüp işaretleyelim. Kesildikten sonra mini bir makas yardımıyla bu tehlikeli pürüzlü kenarları çıkarıyoruz. Kola kutusuna biri cetvelin başında ve diğeri de 4 santimetrede olmak üzere birkaç işaret yapacağız ve bunları da keseceğiz. Kendinizi kesmemeye dikkat edin arkadaşlar. Bu tip alüminyumlar oldukça keskindir. Elimi kaç kez dilimlediğimi söylemek istemiyorum. 4x7 santimetrelik parçalarımız olduğunda uçları makasla yuvarlıyoruz. Bunlar hafif uçlarımız için pervaneler olacak. Bu tür mumlar kullanıyor musunuz? Annem romantik akşam yemeği hazırlamak istediğinde onları çok kullanır. Bugünse pervane desteği olarak kullanacağımız dondurma çubuğunu yakmak için kullanacağız. Ahşabın nasıl karardığını gördünüz mü? Özellikle kamp ateşinde bir şeyler yakmayı çok severim. Sizler de sever misiniz? Tahta çubuğu başarılı bir şekilde büktükten sonra her iki tarafta merkezden 2 cm ölçüp işaretledik ve makasla kestik. Yapıştırıcıyı aldık ve her bir Coca-Cola sponsorlu pervaneyi yapıştırmak için her iki uca biraz sürdük. Uçağımızın en önemli parçası hazır. Şimdi içinden bağlanacağı merkezi deliği oluşturmamız gerekiyor. Parmağınıza dikkat! Pervanenin arkasına yapıştırıcıyı sürdük ve bir ateşi açıyoruz. Bu parçamız gökyüzünde gezinerek durmadan dönmesine yardımcı olacaktır. Açılmamış klipsi pervanenin deliğine sokuyoruz ve sıkıca tutması için ahşabın üzerinde bükmeye başlıyoruz. Fazlalığı kestikten sonra yapıştırıcı sürelim. Kız kardeşinizin bu küçük mücevher boncuklarından birine ihtiyacımız olacak. Başka bir tahta çubuktan yuvarlak ucu kestik ve diğer taraftan da biraz kesiyoruz. Küçük çubuğa bir delik açıyoruz ve boncuk gibi telimize geçiriyoruz. Güçlü lastiklerimizi aldık ve onları izcilerin bile bilmediği bu düğümle birbirine bağlıyoruz. Bu lastik bant çiftini bir tane daha takarak üçlü yapıyoruz. Çevreciler için iyi haberlerimiz var. Arkadaşlarımız olan kaplumbağalara zarar vermesinler diye pipetleri burada geri dönüştürüyoruz. Güzel değil mi arkadaşlar? Lastiği az önce oluşturduğumuz kancaya takıyoruz ve kancalardan sadece birini bırakarak başka bir klips açıyoruz. Bunu da lastiğin diğer ucuna takıyoruz. Son ataşı pipetin içine tamamen yerleştirdik ve yapıştırıcıyla pervaneye sabitliyoruz. Penseyle bir parça çubuk kestik. Sonra da ikiye kesiyoruz. Çünkü iki parçaya ihtiyacımız olacak. Bununla pervanenin dönüş sistemini bitirmiş olacağız. Ama yapının geri kalanı hala yok. Sizin için çizdiğim bu güzel tasarımlarla devam edeceğiz. Kesildikten sonra ekranda gördüğünüz sırayı takip ederek parçaları birleştirmeye başlayın arkadaşlar. Bu arada burada gördüğünüz malzeme köpüktür. Sahi daha önceden size kırtasiye dükkanında çalıştığımı söylemiş miydim? Kanatların düz uçlarını birbirine yapıştırdık ve destek için uçları sivri bu çubuklardan kesiyoruz. Size gösterdiğim tüm icatlar için dondurma yiyerek aldığım fazla kiloları vermek için birkaç gün önce diyete başladım. Diyete başladığımdan beri nedense her şey bana yemeği hatırlatıyor. Ah, bu çubuklar bana kamp ateşinde lezzetli sosisli sandviç kızartmayı hayal ettiriyor mesela. Sizce bu normal mi arkadaşlar? Hayal kırıklığımı sizlerle paylaştıktan sonra uçağın gövdesini kokpit yuvasındaki kanatlara ve pervaneye yapıştırıyoruz. Arkaya biraz daha yapıştırıcı sürelim ve son eksik parçayı da yapıştırıyoruz. İşte uçağımız. Dahi Profesör tasarımları günümüzde çok moda yahu. Hatta bak, bunun şarkısı bile var. Dede götür beni aya, 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 aya o. Bana ilkokulda oyuncakçıdan aldığım küçük maket uçakları hatırlatıyor. Ne güzel günlerdi yahu. Uçağımız erişiz istiyor. Götür beni aya, 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 aya o. Diğer buluş için en sevdiğim abur cuburdan
küçük bir kutu kullanacağız. İlk önce bir parça kağıt peçeteyle kırıntıları temizleyeceğim. Şimdi bir şırınga alıyoruz. Bunları dinozor boyda yapıyorlar biliyor musunuz? Şırınganın ağzı kapatıldıktan sonra bir kibrit kutusu bulalım ve kazıyıcılarla kapağı çıkaralım. Oradan daha geniş kenarları kesip uzay roketi kenarlarına çeviriyoruz. 3 tanesi yeterli olacaktır. Bu güzel kartonları elde etmek için ekranda gördüğünüz gibi birkaç resim yapıyoruz. Kenarlardan birine yapıştırıcı sürüyoruz ve bunları tabana mümkün olduğunca yakın bir şekilde yapıştırıyoruz. Buzz Lightyear'ın roketi bununla kıyaslanamaz bile. Çakmakla bir çiviyi 400 dereceye kadar ısıtıyoruz. Ardından gördüğünüz şekilde deliyoruz. Hazır! Ve şimdi elektrik işine başlayalım. İki bakır kabloyu biri eksi biri artı olacak şekilde büktük ve uçlarını soyduk. Bunları da büktükten sonra sıcak tutkalla birbirine yapıştırıyoruz. Destekteki delikten sonuna kadar geçirdik ve yapıştırıcı uyguladık. Bir pil kutusuna bağlı kontrolör ve bir kablo devresi alıyoruz. Kablolu bu tüpten bahsetmiyorum bile. Bu olmazsa olmazımız zaten. Küçük bir oyuncak motor bulduk ve komple sistemi monte etmeye başlayalım. İlk önce motor pinlerini devreden gelen beyaz ve yeşil kablolarla bağladık. Ve ardından sarı ve mavi kablolarla kabloları olan tüpe aynı işlemi yapıyoruz. Telleri eklediğimiz şırınga desteğini alıp tüple bağlantıları yapıyoruz. Elektrik transformatörü olduğunu varsayıyorum. Kısa devreleri ve tüm projenin yanmasını önlemek için bağlantıları yalıtım bantıyla sarıyoruz. Devreye güç sağlamaya başlamak için 4 adet pili yerleştiriyoruz. A pil çiftini unutmayın arkadaşlar. Biri düğme motoru çalıştırır ve diğeri destek ışığını yakar. Favori çok amaçlı aletimizi çıkardık ve Pringles kapağında küçük bir delik açıyoruz. Deliğin etrafına biraz yapıştırıcı sürdük ve motor çubuğunu yerleştirdik. Pil kutusunu ve transformatörü kapağa takmak için daha fazla yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Şırınga desteğini yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yapıştırarak bitirdik. Çubuğun yuvarlak ucunu kesiyoruz ve ardından ikiye bölüyoruz. Kutunun altını deldikten ve her şeyi yerine yerleştirdikten sonra ateşleme gücüyle çökmesini önlemek için kutunun altına 500 gram ağırlık koyuyoruz. Çekim gücünü harekete geçirmek için bir grup mıknatıs ekledik ve en sevdiğimiz parfümden ekleyerek roketi hazırlamaya devam ediyoruz. Roketi platforma monte ettik ve eğlence başlasın. İstediğimiz yöne çevirebiliriz. Oley! Ne kadar fazla güçle havalandığını görüyorsunuz değil mi? Ordunun bile böyle bir güç gösterisi yapacak küçük bir oyuncağı yok arkadaşlar. Oldukça eğlenceli. Ama sizden bunu kardeşinizden intikam almak için kullanmamanızı şiddetle rica ediyorum. Evde koşturmaca olmasın sonra. Günün son icadı için büyük ve güçlü bir matkaba ihtiyacımız olacak. Artık hepimizin evinde olması gereken bir 3D yazıcı da olmalı. Çünkü bu son icat için pervaneyi monte edecek parçaları tercih ettiğiniz renkte yazdırmamız gerekecek. 3D yazıcının işini yapması genellikle uzun zaman aldığı için sabırlı davranıyoruz. 6,5 saat kadar. Bakın ne kadar güzel bir sonuç oluşmuş. Daha karmaşık bir parça yapmanın ne kadar süreceğini hayal bile edemiyorum. Demonte edildikten sonra daha önce gördüğümü düşündüğümden başlayarak onları monte etmeye başlayabiliriz. İlk pervaneyi alalım ve güzelliğine bakar mısınız şunun? Ben bu 3D yazıcıları seviyorum. Basılı tüm parçaları zımparalayın. Böylece birbirine daha kolay otururlar. Mümkün olduğunca pürüzsüz olmalılar. Şimdi bir kesiciyle az önce zımparaladığımız tabanda birkaç çapraz işaret yapıyoruz. Videodaki gibi görünmeli arkadaşlar. Parçaları birleştirirsek yerinde tutmayabilirler. Parçanın nasıl hareket ettiğini görüyor musunuz? Böyle olmamalı. O yüzden süper yapışkan bantla düzeltiyoruz. Hareket etmemeleri gerek. Boşlukları doldurmak için her iki tarafa da birkaç kat bant yapıştırıyoruz. Bana 3 adet yeterliydi ama siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yüzeye iyi yapışmasını sağlamak için kıvrımların her birinde yani banta bir çizik atıyorum. Ardından üzerine yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi parçaları birleştirmeye başlayalım. Ve hareket etmeden nasıl mükemmel bir şekilde oturduklarını göreceksiniz. Bakın ne kadar mükemmel, çok güzel, aferin bize. Öyle uzun, pürüzsüz ve kavisli bıçaklarla kaykayımız için mükemmel bir pervane. Takmak için pervane deliğine benzer bir çapa sahip ve aynı zamanda matkap deliğine de uyan kısa bir tahta parçasına ihtiyacımız olacak. Şimdi geriye sadece matkabı çalıştıracak bir sistem tasarlamak ve tabii ki onu kaykay üzerine monte etmek kalıyor. İlk önce matkabın etrafına düğme yüksekliğinde bir tel bağlayalım.
bükelim ve ardından yapışkan bantla sabitleyelim. Çekerseniz matkabın nasıl devreye girdiğini ve tam güçle dönmeye başladığını göreceksiniz. Onu kaykay üzerine monte etmek için tersine çevirebilir bir yöntem kullanacağız. Çünkü başka şeyler yapmak için de matkaba ihtiyacımız olacak. Bu yüzden biraz süper güçlü gri bant kullanacağız. Yeni pervaneli kaykayımıza binme zamanı. Piyasadaki en hızlısı değil ama en azından bir daha ayağınızı oynatmanıza gerek kalmayacak. Biraz kablo çekerken sadece oturmanız gerekecek, o kadar. Beni bekle, nereye gidiyorsun? Bunlar günümüzün icatlarıydı. Nasıl daha şaşırtıcı hale geleceğini öğrenmek istiyorsanız kanalıma göz atın, abone olun ve o zil düğmesine muhakkak tıklamayı unutmayın. Bakın şurada iki tane daha güzel video var ve şuradan kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.